Duyar duymaz ya da oku ya yani bu sıkıntı eksikliği evet. e, başlığı. Duyar duymaz ya da okur okumaz üzerimize olumsuz duyguları serpen bir kelime sıkıntı. İnsan anlamsızlık hissine kapıldığı her anda sıkılabildiği gibi ne yapacağını bilemediği anlarda da sıkıntıyla karşı karşıya kalır. Diğer yandan dünyanın en önemli icatlarının ve keşiflerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir imkandır da aynı zamanda sıkıntı. Demek ki sıkıntıyı ortaya çıkaran iki unsur var. Boşluk ve kültür. Boşluk hissi, felsefeden psikolojiye, edebiyattan matematiğe kadar birçok alanın baş tacı olmuş. İnsanlar bir şeyler üretmek için daima o hissin gelmesini beklemişlerdir. Tabii bu bekleyiş yalnız olumlu şeyler değil, olumsuz şeyleri de getirebilir. Kimi beklemekten memnundur, üretim sancısı yaşamaktan yana bir sıkıntı duymaz. Sabır ve tahammül becerisini geliştirir. Bekleyişteki boşluğu türlü eylemlerle doldurur. Dolayısıyla boşluğu zenginleştirir. Kimisi de bekledikçe tembelleşir, daralır, bunalır ve hatta depresyon denen uçurumun kıyılarında gezinir. Yer içer, alışveriş yapar, o boşluğu ruhuyla alakasız meselelerle doldurur. Bu dolduruş aynı zamanda bir işgaldir. Bedenin tatmini ruhun işgalidir çünkü. Boşluğun kendisine ait bir felsefesi, psikolojisi vardır. Bir roman boşluğu anlatabilir. Boş geçen zamanın hayatımızdan alıp götürdükleri istatistik bilimine malzeme olabilir. Hayatımızın her anında tıpkı bir zangoç gibi ardımızda dikilidir boşluk. Diyelim ki boş bir zaman aralığındayız. Ne yapacağımıza karar veremedik ve vaktin geçmesi de endişe veriyor. Bu durumda boşluk ya iyice yayılır ya da kişiye bir üretim ihtiyacı sunar. Yemek yapmaktan roman yazmaya kadar genişleyebilecek bu üretim süreci, kişinin varoluşunun anlamını sorgulaması üzerine de benzersiz bir imkandır diye evet. devam ediyor.